Kanal Uf ekranlarından herkese hayırlı akşamlar. İslam ve Hayat programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu haftada merak ettiğiniz soruları bizlere ulaştırabileceksiniz. Emekli vaiz Ahmet Sarıoğlu hocam da merak ettiğiniz soruları cevaplama fırsatı bulacak elbette. Bir kez daha, evet inşallah, bir kez daha ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Doğu'ya, Erzincan'a, Erzurum'a, Kars'a selam olsun. Bizi izleyen herkese selam olsun. İslam ve Hayat programı başlıyor. Merak ettiğiniz soruları ulaştırmak için bizlere 0414-247-3636, 0414-247-5353 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Arkadaşlarımız bu yönde size yardımcı olacaklardır sorularınızı bize ulaştırmada. Ayrıca mesaj yöntemiyle de merak ettiğiniz soruyu ulaştırabilirsiniz bize. Büyük harflerle Urfa yazıp bir boşluk bıraktıktan hemen sonra mesajınızı yazarak 3969'a göndererek mesaj yoluyla da bize ulaşabilirsiniz diyelim ve bir kez daha programımıza katılımlarınızdan, mesajlarınızla katılımlarınızdan dolayı her birinize de teşekkürlerimizi iletelim. Hocam, esselamu aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleykümselam, Uğur kardeşim. Şükür kavuşturana, nasılsınız? Elhamdülillah. Yeniden İslam ve Hayat programında izleyicilerimizle karşı karşıyayız. Evet. Bu imkanı bizlere halk eden Rabbimize sonsuz şükürler eder. Resul-i Ekrem Efendimiz'e salat ve selam eder. Aline ve ashabına salat ve selam olsun. İzleyicilerimiz hayır içinde olsun, huzur içinde olsun, mutluluk içinde olsun, sıhhat afiyet içinde olsun, hayırlı ibadetler içerisinde olsunlar. Rıza-i ilahiye nail olma konusunda çaba gösterenlerden olsunlar. Biiznillahi teala. Uğur kardeşim. Evet. Bu hafta da birlikteliğimize devam ediyoruz hocam. Bu hafta da programdayız. Şükürler olsun diyelim bir kez daha. İzleyicilerimizin geçen hafta sorduğu sorular vardı. Onlar kalmıştı. Cevaplayacağımız yönünde de söz vermiştik. Kavuşmamız durumunda ki kavuştuk. Ben de o sorulardan hemen bir tanesini yönelteyim size. Bununla ilgili bir soru gelmişti. Siz bir açıklama yapmıştınız. Ona itinaden bir soru daha gelmiş. İzleyicimiz diyor ki, dedem vefat etti 20 yıl önce. Kız torunu vefat etti. Onun üstüne dedemin naaşını defnettiler. Dinen caiz midir? Siz yaklaşık bir 20 yıl demiştiniz herhalde. Üzerinden kemikler tabii bununla ilgili açıklama yapmıştınız. Buyurun. Hayırlı akşamlar muhterem Kanal Uf TV izleyicileri. Birinci ölünün vücudu çürüdükten sonra eğer zaruret varsa ikinci bir ölü oraya defnedilebilir. Ancak birinci ölünün kemikleri ve daha önceki ölünün kemikleri itinayla toplanılarak itinayla bakın. Çünkü görüyorum, yani sıhhatim yerindeyken, ayaklarım sağlam iken bazı cenazelere katılıyordum. Kemikleri sağa sola savuruyorlardı. Ayak altında kalıyorlardı, kırılıyorlardı. Dolayısıyla bu dinen caiz değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadis-i şerifte buyurulur ki kesru azmil meyyiti kekesri azmihi hayyen. Yani öldükten sonra bir insanın kemiğini kırmak hayattayken onun kemiğini kırmakla eş değerde. Hayatta bir insanın kemiğini kırsanız ne kadar günah, ne kadar suç, ne kadar yanlış ise öldükten sonra o insanın kemiğini kırmak da o kadar suç, o kadar günah. Şimdi mezar kazıcılar genelde bu işi anlamıyorlar. Dini bilgileri yeterli değil. Onun için önceki ölülerin kemiklerini itinayla toplayarak bir beyaz torbanın içerisine konulmalı.
kefen vazifesini görecek bir torbanın içerisine konulmalı. Ve ölü kabre koyulduktan sonra bu torba ölünün ayaklarının arkasına konulmalı. Ayak dibine konulmalı. Ondan sonra da ölünün üzerine tabii ki o şeyler var. Efendim ya taştan örtü yapıyorlar ya artık yerine göre ağaçtan yapıyorlar. Yerine göre ondan sonra toprağı üzerine döküyorlar. Yani birinci ölü çürümedikten sonra ikinci ölü oraya defnedilemez. Evet. Günahtır çünkü. O adamın hakkıdır. Men sebeqa ila mubahin ve huve lehu. Kim bir mubaha sebkat ederse, kim önce, şimdi camiye gittiniz. Camide diyelim ki birinci safta oturdunuz. Artık o oturduğunuz yer mubah bir yerdir, herkese açık olan bir yerdir. Kimsenin yetkisi yok ki gelip sizi oradan kaldırsın, kalk ben oturacağım. Onun için kabre giden bir, yani kabre konulan bir insan vücudu çürümeyinceye kadar bir başkasının oraya gömülmesi caiz değil. Çünkü hak birincisinindir. O önce defnedilmiş oraya. Bir başkasını oraya götürüp defnetmek dinen caiz değil. Dolayısıyla şimdi zaruretler var. İnsan çoğaldı. Kabristan sıkıntıları var. Dolayısıyla her insana aslında özel bir kabir olması idealdir bak. İslam'da herkesin bir kabri olmalı. Ve bu kabir hiçbir şekilde açılmamalı. Çünkü onun hakkıdır. Evet. Fakat ortada zaruretler var. Yer sıkıntısı var. Onun için diyoruz ki birinci ölünün vücudu çürüdükten sonra artık bunun süresi belli değil. Yerin özelliğine bağlı. Yerin özelliğine bağlı. Bazı toprak çabuk çürütüyor içindekini. Bazı topraklar da çürütmüyor. Yıllar geçiyor, çürümüyor. Bir tanıdığım vardı. Allah rahmet eylesin. Cennet mekan olsun. Allah affı mağfiret eylesin. Urfalıdır. Ankara'ya nakletti. Orada vefat etti. Ve gömüldü. Defnedildikten 8 sene sonra hanımı öldü. Hanımını onun üzerine defnetmek istemişler. Kabri açmışlar, bakmışlar ki daha kefenine leke gelmemiş. 8 sene. Sonra kabir açılmış fakat birinci ölünün daha kefeni bembeyaz duruyor. Dolayısıyla yani 7 sene sonra kabir açılır, bu safsatadır. Bunun tutarlılığı yoktur. Doğruluk derecesi yoktur. Evet. Onun için birinci ölünün vücudu çürümedikçe ikinci bir ölünün oraya defnedilmesi caiz değil kardeşim. Peki. Caiz değil. Nedir? Şart nedir? Birinci ölünün çürümesi. Çürümedikçe ikinci bir ölü oraya defnedilemez. Vesselam. Vesselam. Evet, bir diğer soru. Hocam, aynen öyle yazmış, öyle okuyorum. Hocam, sizin dediğinize göre köpek olan eve melek girmez madem. Öyle diyor ki köpek olan eve melek girmez. Madem öyle, Azrail de bir melek. O evdekilerin ölmemesi lazım dediğinize göre. Bunu açıklayın demiş. Aziz kardeşim bak. Sen bir yönüyle haklısın. Kusuruma bakma. Yani tebessüm ettim ama evet. Senin şeyinden dolayı değil, sana değil yani bu gülümsemen sakın ha üzerine alma. Bir anormallık yok sorunda. Evet. Soru gayet normal, gayet yerinde. Meleklerin çeşitleri var muhterem izleyicim. Bak ketebe melekleri var. Sağımızda solumuzda melekler var.
sevaplarımızı ve günahlarımızı yazmakla görevli. Bunlar bizimledir. Hiçbir zaman bizden ayrılmazlar. Bazı yerler hariç. Genelde bizimle. Bir de rahmet melekleri var. Rahmet melekleri. Bir de hafaza melekleri var. Evet. Rahmet melekleri o eve girmez. Bunlar özel meleklerdir. Bunlar rahmete vesile olan meleklerdir. Bunlar eve girmedikleri zaman şeytanlar oraya yol buluyor. Ve oraya üşüşüyor. Orayı mesken ediniyorlar. Ama melekler girse şeytanların orada durma olasılığı yok. Veya durma şansı yok. Veya durma imkanı yok. Onun için yani melekler, her melek girmez demek değil. Rahmet melekleri girmez. Ama kabz-ı ervah ile muvazzaf olan, ruhları almakla görevli olan Hazreti Azrail, evin içinde 100 tane köpek de olsa, eğer adam ölecekse, eğer bu evin sahibinin ölümü gelmişse, gider ruhunu alır, ne köpeği affedersiniz dinler, ne domuzu dinler, ne aslanı dinler, ne kaplanı dinler. Şimdi bilmiyorum, mesele anlaşıldı mı Uğur sence? Anlaşılmıştır, ben öyle düşünüyorum. Öyle mi diyorsun? Ben öyle diyorum hocam. Ha, dolayısıyla yani o meleklerin girmediği meleklerin kısmı rahmet melekleri kardeş. Rahmet melekleri. Hafaza melekleri de var. Hafaza melekleri ne demek? Yani insanı kaderinde olmayan, mukadderatında olmayan, evet, tehlikelerden insanı koruyan meleklerdir. Bunlar 10 tanedir. 10 tane melaike etrafımızı çevreliyor. Etrafımızı kuşatıyor. Her türlü tehlikelere karşı bizi koruyor. Ancak kaderimizde olan tehlikelere karışmıyorlar. Adam biliyor, yani melek biliyor. Hangi tehlike mukadderdir, hangi tehlike mukadder değil. Eğer mukadderse karışmıyor, çekiliyor. Eğer mukadder değilse seni koruyor. Hiçbir şey sana yaklaşmıyor. Bunlar nedir? Hafaza melekleri. Bunlar ne yapar? İnsanı korur, tehlikelere karşı. Gündüz 10 tane, gece de 10 tane. Bunlar devri daim yapıyorlar. Nöbetleşe insanlar, insanın etrafında muhafız olarak duruyorlar. Hangi vakıtlarda nöbeti devrediyorlar? Uğur kardeşim, ikindi namazında, bir de sabah namazında. Bunlar hem ikindi namazında hem sabah namazında bir araya geliyor. 20 melaike bir araya geliyor. Ve bunlar aynı zamanda insanın lehine veya aleyhine şehadet eder. Ya Rabbi, biz onları namazda gördük, camide sabah namazında gördük, çünkü nöbet devri sabah namazında. Bir de ikindi namazında nöbet devri var. Onun için bu vakıtları özellikle de camide geçirmek veya camide bulunmak fevkalade önemli. Fevkalade önemli. Evet. Peki bir diğer soru. İzleyicimiz diyor ki hocam, Kabe'nin üzerine yağmur yağar mı? Oo, hem de nasıl yağar. O altın oluk öyle bir su atıyor ki orada bulunan ömreciler birbirleriyle yarışıyorlar ki o altın oluğun altına girip o Kabe'nin üzerinden insanların, yani altın oluktan akan o suyu vücuduna değsin diye itişiyorlar. Herkes gör, ben oraya gireyim. Öyle. Sonra bu Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de öyle yağmur yağar ki, yağdığı zaman ha, yani damla damla değil, sanki bardak bardak geliyor. Ben birkaç kez buna denk geldim.
Allah lütfetti, nasip etti. Bayramın ikinci veya üçüncü günü, Kurban Bayramı. Ya Subhanallah, bir yağmur yağdı oğur. Birkaç dakikada sular bir metre durdu. Mekke-i Mükerreme'nin altyapısı da işte kendileri gibi. Kendileri gibi. Kürtçe bir söz var. Söyleyeyim mi? Buyurun. Biz üç dilde yayın yapıyoruz hocam. Kürtçe, Arapça, Türkçe yayın yapıyoruz. Şimdi adam şehre gitmiş. Birisi. Şehirden bir köpek getirmiş, affedersin. Eve getirdikten sonra çocukları o köpeği beğenmemiş. Ne demişler? Baba şu luhu neri küçük ani. Aynı değil mi? Anladım. Şimdi o mübarek yerlere onlar layıkıyla hizmet etmiyorlar. Yağmur yağdığı zaman caddelerde bir metre su durur mu ya? Basırda ya? Bıçağda ya? Durmaması lazım. Allah seni inandırsın. Buraya kadar suyun içerisinde yürüye yürüye otele git. Neredeyse göbeğimize gelecek şekilde. Bu iş mi yani? Allah aşkına ya. Bu Beytullah'a layık bir iş mi bu ya? Ya bu kadar Allah size imkan vermiş. Bu imkanları milletin hizmetine kullanın yahu. Milletin hizmetine kullanın. Allah'ın vermiş olduğu bu imkanları her hacdan, her umreciden dünya kadar para alıyorsunuz yahu. Bu adamına hizmet edin kardeşim ya. Ya yağmur yağdı mı? Aman yarabbim. Artık sel kalkıyor. Hatta benim bir yakınım yağmur yağmış. Bir adam sergi açmış yolun kenarında kaldırımda. Öyle şiddetli bir yağmur ve sel gelmiş ki adamı götürmüş. Adamı götürüyor. Hı. O akraban biraz o boylu güçlü onu yakalamış kurtarmış. Ama hizmet etmek lazım. Belediyeler var. Devlet var. Efendim bu işle alakalı birim amirleri var. Bunu görüyorsunuz. Milletin bu halde bu çektiklerini de görüyorsunuz. Ya o milletin malıyla millete hizmet et kardeşim. Öyle olması lazım. Yani. Dolayısıyla yani orada yağan yağmur başka yerlerde yağmıyor. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Evet. Peki bir diğer soru. Faizle ihtiyaçtan dolayı traktör alsam caiz olur mu? Bu ihtiyaç değil. İhtiyaç odur ki onsuz olmaz. Hayat olmak bak. İhtiyaç dediğin şey o olmadı mı hayat gidiyor elden. O ihtiyaç. O zarurettir. Bunda bir zaruret yok. Burada böyle bir şey yok. Parayı da sen kullan, şey yapabilirsin. Helal parayı buluncaya kadar. Helal parayı buluncaya kadar efendim traktör kirala. Mümkün. Ekini de öyle ek. Efendim yerini de öyle nedası sür. Bunlar hepsi mümkün. Evet. Dolayısıyla mümkün ise faize bulaşmak doğru değil. Haramdır kardeşim. Peki. Allah haram etmiş Celle Celaluhu. Bizim yapabileceği bir şeyimiz yok. Tabii ki. Tabii ki. Diğer sorum. Ben şeker hastasıyım. Oruç tutamadım. Fidyesini torunuma verebilir miyim? Hayır. Fidye kefarettir. Kefaretler usul ve furu'a verilmez. Yani ne babasına verebilir, ne dedesine verebilir, ne oğluna verebilir, ne torununa verebilir, ne kızına verebilir, ne hanımına verebilir. Onlara veremez. Verirse yerini bulmamıştır. Evet. Sıhhatli olmamıştır. Borcundan kurtulamamıştır. O borç zimmetinde durur. O borç zimmetinde durur. Dolayısıyla olmaz yani. Olmaz kardeşim. Peki.
evde iki eş arasında ahirete yönelik, ahirete yönelik en çok kimin hakkı gerekir diye bir soru var hocam. Yani nasıl hakkı gerekir? Yani ben... öyle sorulmuş. Yani tam olarak işin içinden çıkamadım. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. Allah bize İslam dinini gönderdi. Allah bize peygamber gönderdi. Allah bize kitap gönderdi. Kitabın içeriği bize hitap ediyor. Ve Kur'an'da diyor ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Erkekler evin idarecisidir. Hanımı da, hanımın da amiri erkektir kardeş. Hanım da kocasına itaat edecek. Meşru dairede kalarak eşine itaat edecek. Yok sen ağa ben ağa, yok böyle bir şey. İslam'da böyle bir yok. Erkek var, kadın var. Kadın erkeğin memurudur. Erkek evin müdürüdür. Evin sorumlusudur. Hanımının sorumlusudur. Çocuklarının sorumlusudur. En büyük hak, kadın üzerinde en büyük hak Allah ve Resulünden sonra kocasının hakkı gelir. Kadın evlenmediği sürece en büyük hak kimindir? Anne babanındır. Anne baba. Evlendikten sonra anne baba ikinci derecede kalıyor. Eşi, kocası birinci dereceye geliyor. Allah ve Resulünden sonra en büyük hak sahibi kim? Eşidir, kocasıdır. Dolayısıyla hak sahibi olan erkektir. Erkek hanımından sorumlu, namazından sorumlu, orucundan sorumlu, zekatından sorumlu, edebinden sorumlu, helal haramından sorumlu. Kim sorumlu? Erkek. Ama erkek erkekliğini yapmazsa sen ne yapacaksın? Yapacağı bir şey var mı? Yok. Bugün bir kısım erkekler görevlerini yapmıyor kardeş. Hanımı namaz kılıyor, hanımının namazına küfreden erkekler var yahu. Namazını şöyle şöyle yapayım. Dine, imana, kitaba küfreden var ya. Bunların nikahı fesk oluyor. Muamele-i zevciyeleri zina benzeridir. Haramdır. Onun için erkek öğrenecek arkadaş. Halalı haramı, görevini öğrenecek. Nasıl ki bir memur yapacağı işi önce öğreniyor, sonra tatbikatını yapıyorsa, bir aile reisi de ailesine karşı sorumluluğunu güzel öğrenecek, ondan sonra bu işe el atacak. Yoksa olmaz arkadaş. Evet. Olmaz. Peki, devam edeceğiz. Kısa bir araya gidiyoruz kıymetli izleyenler. Aranın hemen ardından sorularınızla devam etmiş olacağız. İnşallah. Evet, reklamların ardından birlikteliğimize devam ediyoruz. Kanal Urfa ekranlarında İslam ve Hayat programı devam ediyor. Kıymetli izleyenler, sizler de merak ettiğiniz soruları 0414 247 36 36 0414 247 53 53 numaralı telefondan ulaştırabilirsiniz. Mesaj yoluyla da büyük harflerle Urfa yazarak, bir boşluk bırakarak mesajınızı, yani sorunuzu yazarak 3969'a gönderebilirsiniz diyelim ve hemen devam edelim hocam. Köyde ben hayvancılık yapıyorum. Hayvanları köyden, çevreden çiftleştirmek için getiriyorlar. Çiftleştirdiklerinde de para alsam günah mıdır? Haramdır. Haramdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayvanı
diğer hayvanla aşılamak için alınan ücret haramdır diyor. Caiz değildir. Evet. Hasbi olmalı. Getiriyorlar. Bu hayvanların çiftleştirilmesi hasbi olmalı. Parayla olmamalı. Ama adam diyelim ki kendi hüsnü rızasıyla sen para etmeden pazarlık yapmadan dedi ya tamam siz bana iyilik yaptınız bu hayvanlarınıza yem olmak üzere ha, bu 50 kağıdı vereyim bu hayvana yem alın. O caiz onu alabilir. Hı. Ama pazarlıkla efendim olmazsa olmaz bu kadar vereceksin bu caiz değil. Bu caiz değil. Çünkü bu hayvanın yani bu suyuna kimse malik değil. Hayvanın yani menisine affedersin, evet. Süpermine kimse malik olamıyor. Dolayısıyla malik olmadığımız bir şeyi satamayız. Satmamız caiz değil. Onun için bu asabul fahl deniliyor. Bunu başka bir hayvanla çiftleştirmekten dolayı alınan ücret dinen caiz değil. Eskiden çok vardı. At vardı, eşek vardı, affedersin. Buna benzer fakat millet bilmiyordu. Yani milleti uyaran da belki yoktu. Hmm. Kerli ferli insanlar vardı. Bu işi yapan. Şimdi ben bu televizyonda onları dile getirmeyeyim. Ayıp olur, hoş olmaz. Hmm. Ama ben sana sonra söylerim yani. Bu adamlar böyle saygın insanlar. Fakat bilmiyorlardı. Bilmediklerinden yapıyorlardı bu işi. Evet. Ve bu işi böyle sanat edilmişlerdi. Bu da caiz değil. Caiz değil. Peki. Bir diğer soru. Bir babanın evlatlarına adaletli davranmamasının dinen günahı nedir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gerekçesi olmadan farklı muamelelerin zulüm olduğunu ifade buyuruyor. Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki İttekullaha ey insanlar Allah'tan korkun ve a'dilu beyne evladikum evlatlarınız arasında da adil olunuz. Allah'tan korkun evlatlarınız arasında adil olun. Birisine kesenin ağzını açmış iken diğerlerine bir kuruş göstermezsen bu dinen caiz değil. Dinen caiz değil. Hatta yani görünürde sevgiyi de paylaşmalı. Yani birisini çok sevip öbürlerini ihmal etmek bu da doğru değil. Bu da senin evladın, bu da senin evladın. Neden bunu? Olabilir insan kalben birisini daha fazla sevebilir. Fakat bunu dışa yansıtmamalı. Diğerleri demesin ki babamız bu kardeşimizi çok seviyor, bizi sevmiyor. Ona hissettirme. Ona hissettirmemelisin. O doğru değil. Evet. Onun için yani sevgide de, alakada da, yardımda da, el uzatmada da yani onlara karşı güler yüzlü olmakta da eşit olmaya çalışmak lazım. Kalbinde sevebilirsin. Kalbinde fazla birisini sevebilirsin ama bunu yansıtmamak lazım. Diğer çocuklara yansıtmamak lazım. Nasıl ki Hazreti Yusuf'un kardeşleri, Hazreti Yusuf'un başına getirdikleri bütün olayların altında Hazreti Yakup aleyhisselam Hazreti Yusuf'a karşı olağanüstü bir sevgisi vardı. Ve onun için kardeşleri onu kıskandılar. Ve onu babasından koparmaya çalıştılar ki babalarının sevgisi kendilerine kalsın. Onun için baba dikkat etmeli. Dikkat etmeli. Sevgide birisine çok fazla meyletmesi, diğerlerini de mahrum bırakması veya sevgisiz bırakması bu da dinen caiz değil. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu efendim göz önünde bulundurmamız lazım.
Onun için sevgide de eşit mesafede olmaya çalışalım. İmkanların el verdiği ölçüde, imkanlar dahilinde, sevgimizde de çok birisine meyledip diğerlerini ihmal etmemiz de doğru olmaz. Doğru olmaz. Peki devam edelim sıradaki soruyla. Şanlıurfa'da Balıklı Göl, Halilür Rahman kutsal olarak geçiyor mu hocam? Hayır. Yani dinen kutsallığı yok. Suyun da kutsallığı yok, balığın da kutsallığı yok, yörenin de kutsallığı yok. Ancak yani bir eserdir, tarihi bir eserdir, efendim bir akvaryum, yani tabii bir akvaryum niteliğindedir. Onun için şehre güzellik atfediyor, şehre güzellik veriyor, turizmi canlandırıyor, o yönüyle güzel ve muhafaza edilmeli. Ancak buna bir kutsiyet, bir mübarekiyet, bir efendim dini bir saygınlık verilmemeli. Ve o balıklar yenmez değil. Hı. Yenebilir. Ancak o göleti şellendirmelerinden dolayı kimsenin karışmaması evladır. Çünkü o balıklar o gölün süsüdür. Tabii iyi bir süsüdür. Buna kimse karışmamalı. Peki. Namaz kıldıran bir hoca peş peşe iki dua okuyabilir mi? Zaten namaz kıldıran hoca Fatiha'yı okuyacak, Zemme Sure'yi okuyacak. Yani dua dediğiniz ne? Tekrar soruyorum. Namaz kıldıran bir hoca peş peşe iki tane duayı okuyabilir mi? İşte dua, bu vatandaşlarımız dua diyor. Aslında dua değil, süredir. Süre. Süredir. Fatiha'yı okuyor. Fatiha'dan sonra da iki tane süre-i celileyi okuyor. Peş peşe caizdir, okunabilir. Bir problem yok muhterem izleyici. Diyelim ki adamcağız vazduhayı okudu, onun arkasından da elem neşrah leke'yi okudu. Caizdir, olabilir. Bir problem yok. Evet. İki sureyi peş peşe okumasında dini açıdan bir sakınca olmaz. Okuyabilir. Peki. Ama en iyisi ayrı ayrı yerlerden okunması. Yani namazda bir süre okuyup fakat iki süre kadar, yani okuyacağı, katlayacağı iki süre kadar bir süre okuması daha iyi. Evet. Daha iyi daha. Evet. Benim abim var. Annem ona hakkını hiç helal etmedi. Annem vefat etti. Acaba hakkı hala haram mıdır? Şimdi muhterem izleyiciler, bu bazı insanlar dini bilgileri yok. Yeterli dini bilgiye sahip olmadıkları için iki de bir bakarsan hakkımı helal etmem ha. Hakkımı helal etmem ha. Ya bu uygun bir söz değildir kardeşim. İstediğin gibi olmayabilir ama senin evladındır. Ona dua et. Beddua etme. Ona sahip çık. Onu uyar. Ona doğruyu göster, kızmadan, gücendirmeden, efendim hiddet etmeden bunu yapmaya çalış. Allah eri vere Muhammed ya. Yok, hesabına gelmedi mi her türlü lafları ona söyler. Bu adama sen nasihat etmiyorsun ki, bu adamı sen rüşva ediyorsun. Evet. Daha çok bu adamın inat etmesine sebebiyet veriyorsun. Bu caiz değil, doğru kardeşim. Doğru değil. Ve baba, anne, evladına beddua etmemelidir. Yanlış yolda olsa da, kötülük içinde olsa da onu kurtarmaya çalışması lazım. Ona dua etmesi lazım. Hatta bir adam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Dedi ya Resulallah, benim oğlum iyi değil.
hareketleri hoş değil. Bana itaat etmiyor. Bana uymuyor. Peygamberimiz her şeyden evvel ona sordu. Sen bu oğluna beddua ettin mi? Evet ya Resulallah, beddua ettim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki ente efsettehu, sen onu fesada götürdün. Onun kötü olmasına sebebiyet senden kaynaklandı. Sen ona dua etmeliydin. Şimdi bir adam düşmüş, çirkefe düşmüş. Boğazına kadar gelmiş o çirkef. Oğul kardeşim, şimdi siz ya bu çirkefe düşmüş bırakın geçsin mi dersin? Kafasına bir tekme atıp daha iyi batmasını mı sağlarsın? Yoksa onu elinden tutup o çirkeften onu kurtarmak mı istersin? Elbette ki onu kurtarmak istersin ya. Basmak isteyenler de var tabii de. Ama şimdi bu yanlışlar, bu hatalar, bu kötülükler aynen çirkeftir. İnsan da o çirkefin içerisine batmış. Şimdi siz bir insan olarak, bir anne baba olarak çocuğunuzu bu halde gördüğünüz zaman ona tekme atmanız düşünülemez. Ona el atmanız ve onu o şeyden, o çirkeften çıkarmanız beklenir. Ve siz öyle evladınızı oradan çıkarmaya çalışın. Dolayısıyla bu yanlışlar o çirkeftir. Bu evlat da o çirkefin içerisine düşmüş. Şimdi siz onun kurtuluşuna bakın. Onu kurtarmaya bakın. Onu oradan çıkarmaya bakın. Neyle? Duayla. Neyle? Nasihatla. Güzel nasihatla, güzel öğütle. Onun için evlada beddua etmek çok yanlış. Evlada yanlış söz söylemek çok yanlış. Küfretmek çok yanlış. Evlada dua edeceksin kardeşim. Senin evladın. Ya hakkımı helal etmem. Bu acizliktir ya. Bu aciz insanların işi. Kolay. Hakkımı helal etmem. Gidip helak olacak. Şimdi senin evladın ateşte olduğunu görsen tahammül eder misin ya Allah aşkına ya? Kendini tehlikeye atarsın, o evladını oradan kurtarırsın. Hayvanlar da öyle. Yavrularını tehlikeden kurtarmak için kendilerini tehlikeye maruz bırakıyorlar ki yavrularını tehlikeden kurtarsınlar. Dolayısıyla evlada beddua etmek yanlış. Zinha, kimse çocuğuna beddua etmez. Evet. Yanlış. Diğer soru. Benim eşim, kocam bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Biz de onu terk ettik. Bize bir günahı var mı? Yani kadın herhalde bunu söylüyor. Evet. Kadın kocasını terk etmesi doğru değil. Nikahı altında olduğu sürece ona yardımcı olmalı. Onu kurtarmaya bakmalı. Onu himaye etmeye bakmalı. Ama eğer bu insanla hayat yürümüyorsa oradan kaçmak değil, mahkemeye başvurmak lazım. Ve o adamdan boşanmak lazım ki o günah altında kalmasın. Şimdi nikah çok önemli bir faktördür. Nikahın şakası yok. Bir kadın kocasıyla nikahlandıktan sonra İslam ona belli görevler yüklüyor, belli sorumluluklar veriyor. O sorumlulukları mutlaka yerine getirecek. Bunu yapmış, terk etmiş, gitmiş. Bu sorumluluklar senin üzerinde kaldı. Bu yanlış bir düşünce. Bu doğru değil. Eğer kanaatin geliyorsa ki bu insandan ben artık yapamam, bu insanla hayatımı devam ettiremem, gittikçe efendim şiddetini arttırıyor diyorsan mahkemeye başvurursun, boşanırsın, ondan sonra sorumluluğun da kalmaz. Sorumluluktan da kurtulursun. Yoksa ben onu terk ettim, çocuklarımı aldım, terk ettim demekle bu iş olmaz. Evet. Bu iş eksik kalır, yanlış olur.
Doğru değil bu. Evet. Devam edelim. Peygamber sözü, mezardaki ümmetimin çoğu nazardan vefat etmiştir. Böyle bir şey var mıdır? Yani alimler diyorlar ki, ben hadis olarak bunu ben görmedim, yani hadis olarak görmedim. Ancak alimlerimizin ifadelerine göre diyorlar ki, bir insan kabristanın ucuna gelse ve dese ki, talakına yemin etse ki bu insanların çoğu nazardan ölmüş, bu adamın nikahına bir şey gelmez. Nikaha sağlamdır. Çünkü bu doğrudur. Peygamberimiz böyle buyurmuş. Göz haktır. Göz, innel ayna tudhilur raculel kabra vel cemelel kidra. Göz haktır. Deveyi kazana, insanı da kabre koy. Yani bu var. Nazar var. Nazar isabeti var. Nazardan korunabilecek çareler de var. Yani böyle işi terk etmek doğru değil. İşi oluruna bırakmak değil. Bir insan Müslüman olarak Fatiha'yı okuyacak, Ayet-i Kürsi'yi okuyacak, Kul Huvallahu okuyacak, Kul Eûzü Birabbil Felak okuyacak, Kul Eûzü Birabbin Nas okuyacak. Bunlar vasıtasıyla kendisini nazardan muhafaza etmeye çalışacak. Bunlar vasıtasıyla. Evet. Onun için Müslüman bunlara dikkat ederse inşallah kendisine göz isabeti olmaz. Bu duaları okursa, belli periyotlar içerisinde okursa inşallah kendisine göz değmez. Peki. Mesajla gelmiş bu soru. Salıyı çarşambaya bağlayan gece hurafe midir? Evet. Soruyor izleyici. Yani Allah'ın geceleri hepsi güzeldir. Cuma gecesi hariç. Cuma günü hariç. Özel bir gündür o. Müslümanların haftalık bayram günüdür o. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinde güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Gecesi de Cuma gibi mübarek bir gecedir. Bunu istisna ettiğimiz zaman diğer günler hepsi birbiri gibidir. Biri diğerinden üstün değildir. Salıyı çarşambaya bağlayan gece uğursuz bir gece değildir. Bunu söyleyen yanlış söylüyor. Bunu söyleyen bilmeden söylüyor. Efendim, bazı kadınlar o gün çamaşır yıkamaz, o gün iş yapmaz. Niçin? Uğursuz bir gündür. Uğursuz gün yok. Uğursuz gün dinimizde, İslamiyetimizde böyle bir gün söz konusu değil. Peki. Onun için buna önem vermemek lazım. Bunun arkasına düşmemek lazım. Peki. Bir soru daha. Hocam, bir sorum olacak diyor izleyicimiz. İnsanların canını alan Azrail hayvanların canını da alır mı? Evet kardeşim. Her canlının canını alan Hazreti Azrail'dir. Ancak bu konu İslam alimleri arasında ihtilaf konusu olmuş. Kimi alimler diyorlar ki bizzat Hazreti Azrail alıyor. Kimi alimler diyorlar ki Hazreti Azrail'in yardımcıları var. O yardımcılar vasıtasıyla da bu işler görülebiliyor. Yani can alma olayında Azrail Aleyhisselam'ın yardımcıları da iş görüyor. Ama esasen ruhu alan Allah'tır. Ruhu alan Allah Cenab-ı Hakk'a İnsanların şikayetleri gitmesin diye Allah Hazreti Azrail'i araya koydu. Hatta Hazreti Azrail Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak ruhları almakla görevlendirdiği zaman Hazreti Azrail Aleyhisselam
efendim bu işten çekindi ve Cenab-ı Hakk'a halini arz etti. Ya Rab, sana malum, bana bu görevi verdin, ben memurum, yapacağım, ancak korkuyorum. Bu kulların benden küsecekler, benden darılacaklar. Babamızın ruhunu aldı, anamızın ruhunu aldı, kardeşimizin ruhunu aldı, Ali'nin ruhunu aldı, Veli'nin ruhunu aldı diye serzenişte bulunacaklar. Ben bundan endişe duyuyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Azrail'e buyurdu ki, nasıl ki ben benimle kullarım arasına seni perde yaptım, aslında yapan Allah, ruhları alan Allah. Ama Hazreti Azrail'i insanların şikayeti Allah'a gitmesin diye Hazreti Azrail'i Allah görevlendirdi. Hazreti Azrail'e de Cenab-ı Hak buyurdu ki, nasıl ki sen benimle kullarım arasında bir perdesin, seninle kullarım arasında da bir perde halk edeceğim. O nedir o perde? Sebepler. Niçin öldü? Trafik kazasında öldü. Niçin o öldü? Suda boğuldu. Niçin öldü? Kalbi durdu. Niçin öldü? Şu hastalığa düşer oldu. Niçin öldü? Bilmem ne oldu. Bunlar hepsi sebeplerdir. Aslında insanların ölümü mukadderdir. Allah her insana bir süre veriyor. O süre sonunda Allah o insanın ruhunu alıyor. Süre geldi mi? Ama bu sefer sebepler devreye giriyor. Ya suda boğuluyor, ya araba kaza yapıyor, ya efendim ateşte yanıyor, Allah korusun. Ya da vücudundaki bazı azalar, kalbi durdu. Durduran kim? Çalıştıran kim? Allah. Onun için hiçbir ölü başkasının müdahalesiyle ölmüyor. Eceli gelmiştir onun. Adam silahını çekti, adamı vurdu, öldürdü. Aslında o adam, yani vuran adam, bu insanın ömründen bir saat eksiltmedi. O insanın eceli gelmiş, bu da sebep oldu. Bu haksız bak. Bu haksız. Bu sorumlu. Bu Allah affetmezse azaba tabi tutulur. Ama görünürde bu adam suçlu. Eceli gelmiş ona. Evet. Peki. Kıymetli izleyenler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından göndermiş olduğunuz soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Bu reklamları da atlattık ve birlikteliğimize devam ediyoruz. İslam ve Hayat programında sizlerden gelen soruları cevaplamayı da sürdürüyor Ahmet Sarıoğlu hocam. Hocam hemen hızlıca devam edelim. Oldukça fazla soru var. İnşallah tamamlayalım bugün. Haftaya çok soru bırakınca geçmişteki soruları soruyoruz. İzleyicilerimiz alınmasınlar bize. Hemen devam edelim. Hocam, eşinin ruhsal sorunları var. Eşimin ruhsal sorunları var. Bana namaz düşmez diyor. Sorum şu, her ruhsal sorunu olan namaz kılmasın mı? Hayır, böyle bir şey yok. Ruhsal sorunları var. Daha çok Allah'a yakınlaşması lazım. Yani. Daha çok Cenab-ı Hakk'a efendim dehalet etmesi lazım, sığınması lazım. Ve bunun da en iyi yolu 5 vakit namazı tadil-i erkanla kılarak
Cenab-ı Hak'tan şifasını dilemesi lazım. Dolayısıyla bir insan ruhsal sorunları var diye namaz kılmayacak diye bir olay yok. Ruhsal sorunlar tabii birbirinden farklıdır. Öyle insanlar var ki ruhsal sorunu var denilir ama adam neredeyse kafayı yemiş. Ona diyeceğimiz yok. Ama aklı başında bir insan ruhsal sorunları olsa da namaz kılması lazım. Namaz kılmayan bir insan ruhsal sorunlarını aşamaz. Ruhsal sorunlarından kurtulamaz. Onun için en iyi çözüm yolu bu işin en iyi namaz kılması gerekiyor. Evet. Sıradaki soru. Milli piyangoda çalışan memurların aldıkları maaş helal midir? Vallahi muhterem izleyiciler, bugün bu bir şey olmuş, yani bir musibet olmuş daha doğrusu. Şimdi burada çalışan insanların aldıkları ücret kumar parasındandır. Çünkü bu şans oyunlarının tamamı kumardır. Kumarı da Allah haram etmiş, biz değil. Yani bizzat Cenab-ı Hak kumara haram etmiş. Dolayısıyla kumar oynayan insanlardan kazanılan paraları almak haramdır. Doğru değil. Onun için yani orada zaruret için, yani bir iş buluncaya kadar çalışmak zarurete binaen ihtiyaç içindedir. Adam çıksa hemen iş bulamayacak. Efendim çoluk çocuğu perişan olacaksa iş buluncaya kadar, helal bir iş buluncaya kadar orada çalışsın. Ama sonra da orayı bıraksın. Çünkü orası, oradan alınan para haram bir paradır. Çünkü kumar parasıdır. Net kumar parasıdır. Hiçbir şeysi yok yani, tereddüt yok o konuda. Evet. Onun için caiz değil kardeşim. Peki. Caiz değil. Peki. Bir diğer soru. Hocam, Kabe'nin imamı Amerika ve İsrail'i desteklediğini söyledi. Böyle bir imamın arkasında namaz sahih midir diyor. Şimdi muhterem izleyiciler, bu adam günah işliyor. Bunu yapmakla yanlış bir yolda gidiyor. Eğer imam bunları destekliyorsa bunlar beşeriyetin düşmanı. Bugün Amerika bütün beşeriyetin düşmanı. Bugün İsrail beşeriyetin baş düşmanı. Ve yalnız Müslümanların düşmanı değil. Şu anda Müslümanlarla uğraşıyor. Fakat Allah göstermesin, hedefine varırsa bundan sonra diğer ümmetlere, milletlere de aynı uygulamayı yapacak. Çünkü bunların hedefi yeryüzü tamamen Yahudilerindir. Başkasının yeryüzünde hakkı yoktur. Yahudi olmayanların malı da Yahudi'ye helal, canı da Yahudi'ye helal, namusu da helal, yeri de helal, tarlası da helal, bahçesi de helal, her şeysi ona helaldir. Öyle bir iddiada bulunuyorlar. Onun için aklı başında Müslüman, belli bir seviyede tahsil yapmış bir insanın bunlara taraftar olması düşünülemez. Ya aklında zoru var, ya imanında zoru var. Ya da menfaatta zoru var. Şimdi bir hadis-i şerif var. Ennâsu alâ dîni mülûkîm. İnsanlar baştakilerin dinine göre hareket ederler. Şimdi kraliyet ailesi İsrail'le içli dışlı hale gelmiş. Amerika'ya son derece efendim kesenin ağzını açmış. Gerek petroldan aldıkları para, gerek hacılardan, ömrecilerden aldıkları parayı Amerika'ya peşkeş çekiyorlar. Dolayısıyla onların emri altında çalışan insanlar kendilerini bu amirlerine güzel göstermek için onlar da aynı yolu tutuyorlar. Ve Kabe'nin imamı denilen Südeys,
Abdurrahman Es-Süleysi. O da bir pot kurdu. Hutbesini okurken, Beytullah'taki hutbesini okurken dedi ki Trump ve Selman yeryüzüne huzur, sükun ve barışı getirmeye çalışıyorlar. Çok barış getirdiler. Bugün bir senedir başta bu Trump çok huzur getirdi dünyaya. O kadar huzur getirdi ki kurtla koyun bir arada olmaya başladılar. Fitnenin başı Amerika, İsrail. Bu ikili. Bunlar dünyadaki her fitnenin altında bunlar var. DAEŞ'i çıkaran Amerika. PKK'yı çıkaran Amerika. YPG'yi çıkaran Amerika. Efendim En-Nusra'yı çıkaran Amerika. Bilmem neyi çıkaran Amerika. Çıban başı Amerika'da. Sen nasıl onu seversin ya? Bugün Filistin'de öldürülen insanları öldüren Amerika'dır. Onun şesi efendim, efendisi İsrail'dir. İsrail Amerika'nın efendisi. Onun için bunları sevmek imana zarardır. İmana zarardır. Ben olsam, bana sorsan, bu Abdurrahman Südeys'in arkasında namaz olmaz. Namaz sahih değildir. Çünkü adamın itikadı sahih değil. İnancı sahih değil. Onun için namaz sahih değildir onun arkasında. Arkasında namaz kılmamak lazım. Kılanlar da namazlarını iade etsinler. Bu adam yaramaz bir adam. Ehli imanı sevmiyor. Konyalı bir efendi vardı, hoca efendi vardı. Medine-i Münevvere'de yaşıyordu. Oranın cinsiyetini almış. Oranın kütüphane müdürü idi. Fakat son derece ehl-i sünnet ve cemaat çizgisinde İslami hayata sahip olan bir adamdı. Vefat ettiğinde o da oradaydı. Süleys denilen adam. Demişler bu adamın cenaze namazını kıldır. Demiş ben putperestin namazını kıldırmam. Yani o zatı putperest olarak ilan ediyor. Neden? Peygamber'e salavat getiriyor. Peygamber'i ziyaret ediyor. Ehl-i Beyt'e kıymet veriyor. Ehlullah'a kıymet verdiği için onu putperest sayıyor. El-iyadu billah. Azrail Kur'an-ı Kerim'de Melekül Mevt olarak geçiyor. Neden? Melekül Mevt'tür. Görevi o. Görevi o. Şimdi sana ben spiker desem anormallık var mı bunda? Yok. Ne var bunda? Yok tabii. Kul yetevaffakum melekul mevtüllezi vukkile bikum. Sizin canınızı kim alıyor? Size vakil olan melekul mevt. Melekul mevt. Hazreti Azrail'in diğer bir ismi. Görevi bu. Yani burada ne var? Yadırganacak veya ayıplanacak veya hayret edilecek bir durum yok. Allah o görevi ona vermiş. Niye adama sen müdür diyorsun? Çünkü o görevi müdür ya. Şef diyorsun. Neden? Çünkü adamın görevi şef. Sağlık memuru diyorsun. Çünkü adamın görevi o. Evet. Doktor diyorsun. Şef dediniz bu arada kameraman şefimiz de burada. Tamam. Allah uzun ömürler versin. Evet. Hayırlı ömürler versin. Saygımız var biz yani bu insanlara. Tabii ki. Yani saygımız var. Biz bunları küçültelim diye biz bu sözü söylemiyoruz. Biz diyoruz ki efendim yani insanların unvanları var. İnsanların unvanları olduğu gibi meleklerin de mesela kiramen katibin. Halbuki onlar rakib akittir. Ama bir yerde kiramen katibin ya'lemûne mâ tef'alûn yaptıklarınızı biliyorlar. Ve yazıyorlar. Kiramen katibin onların sıfatı. Onların görevi. Onların nitelikleri. Burada bir şey yok. Peki.
Ben bir bayanım. 3 yıl önce eşimi kaybettim. Oğlum bir defa yanıma geldi, sonra hiç gelmedi. Ne yapmam lazım? Dua et. Dua et. 5 vakit namazını kıl. 5 vakit namazdan sonra dua et. Ya Rabbi bu evlacığımı ıslah eyle. Ya Rabbi onu düzelt. Ya Rabbi hak ve hakikate uygun hale getir diye dua et. Elin ulaşıyorsa nasihat et. Ulaşmıyorsa hep dua et. Ulaşsa da dua et ve nasihat et. Ulaşmıyorsa hep dua et kardeş. Ne yapacaksın? Başka çaren yok. Gücün var mı? Yok. Getirebilecek kadar bir güce sahip misin? Yok. O zaman sana kalan bir şey var, o da ona dua etmektir. İslahı için dua etmek. Ya Rabbi onu ıslah et. Millet bu kelimeden biraz kocunuyor. Hı. İslah kelimesinden. Halbuki ıslah kelimesinde kocunacak bir şey yok. Veya efendim başka manalara, başka anlamlara çekmeye gerek yok. Kurdun ıslahı ölünmüş. Bu uydurmadır. Bunun aslı yok. Ve ıslah düzeltmek, iyi etmek, yararlı hale getirmek, efendim uygun hareket etmesini meydana getirmek. Dolayısıyla ıslah kelimesinde bir problem yok. İşte ne yapacaksın? Sen evladcığına dua edeceksin. Ya Rabbi evladımı ıslah eyle diye dua edeceksin. Evet. Dinimizde rabıta var mıdır diye bir soru var. Yok. Net yok. Dinin emirleri arasında rabıta diye bir şey yok. Evet. Ama ölümü hatırlamak var. Ekfiru zikra hadimi lezzet. Lezzetleri alt üst eden ölümü çok hatırınıza getirin. Çünkü ölüm üzüntüde hatırlanırsa üzüntü gider, sevinçte hatırlanırsa sevinç gider. Ölümü düşünen hübbü dünyadan kurtulur. Ahiretine ciddi çalışır. Dünya sevgisinden kurtulur. Ahiretine de ciddi bir şekilde, içtenlikle, gerçek manada çalışır. Ama ölümü hatırlamazsa dünya zevki safhasına dalar. Dünyanın oyuncağı haline gelir ve ahiretini kaybedebilir. El-iyadu billah. Ebedi hayatını heder edebilir. Evet. Diğer soru. Hocam bir sorum var. Eşim bipolar hastalığı var eşimde. Atakta ne yaptığını bilmeden yanlışlar yaptı. Kendinde olmuyor atak geçirdiğinde. Kendine geliyor ve çok kötü oluyor. Nasıl yaptığının farkında olmuyor. Mesuliyetim nedir diyor. Doktora götür kardeşim. İlaç kullandır. İlacı varsa ben böyle bir hastalığa bilmiyorum nedir, mahiyeti nedir, durumu nedir bilmiyorum. Ben doktor değilim. Onun için bu konularda bilgim genelde yok. Dolayısıyla eğer tedavi imkanı varsa, tedavi imkanı olan bir hastalıksa eşini tedavi ettir. İhmal etme. Tedavi gerek. İhmal etme kardeşim. Peki. Perşembe günleri ölü bir kişinin kabrine gidersek bizi görür mü? Evet. Perşembe ikindi namazından sonra cuma gecesi boyunca, cuma günü boyunca, cumartesi gecesi boyunca, güneşe kadar bu arada kabristana gidilirse ölü ziyaret edeni görür. Fark eder ve onu görür. Allah böyle bir imkan halkedir. Bu sıralarda giden insanları gittikleri zat kabirde onları görme imkanına sahip olur. Ancak ölen ehli iman olmak şartıyla. Çünkü kafirlerin
gayrimüslimlerin ruhları hapistedir. Görmez onlar. Görme imkanları yok. Ama ehli iman görür, Allah o imkanı onlara vermiştir kardeş. Peki. Selamun aleyküm hocam. Ve aleykümüsselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Annem 15 sene evvel Ramazan'ın ilk günü çocuğu oldu. Oruç tutamadı. Şimdi ise hem tansiyon hem de oldu demiş ama ben yanlış mı anladım acaba? Okuyayım ben. Oldu, oruç tutamadı. Şimdi ise hem tansiyon hem de şeker hastası, kefaretini tutamıyor. Ne yapmalı? Oldu, öldü olmasın hocam. O belki de öldü demektir. Yani o ama var. Tutamıyor diyor. Demek ölmemiş. Yani şimdi tansiyon hastası, kefaretini de tutamıyor demiş. Tansiyon ve şeker hastası. Şimdi ben de ona soruyorum. Bugüne kadar sen neredeydin? Neden tutmadın? Neden? Accilu bis salati kablel fevt ve accilu bit tevbeti kablel mevt. Namaz vakti geçmeden evvel namazı acele, yani hemen kılın, tahir etmeyin. Ölüm gelmeden evvel de tevbe edin. Muhterem kardeşim, annen çocuk doğurduğu sırada oruç tutabilecek konumdaydı. Niçin hemen lohasalık süresi geçtikten sonra oruç tutmamış? Niçin çocuk sütten kesildikten sonra oruç tutmamış? Beklemiş, beklemiş, beklemiş. İhtiyar olduktan sonra, yaşlandıktan sonra bir kısım hastalıklar başına düşüştükten sonra ben şimdi tutamıyorum. Eğer şu anda tutamayacak, Ramazan ayını da tutamayacak konumda ise, Ramazan ayını da tutamıyorsa, bak burada bir incelik var, Uğur. Evet. Ben Ramazan orucu tutuyorum ama kefaret orucu tutamam, böyle bir şey yok. Madem ki sen Ramazan orucu tutuyorsan, kefaret orucu da tutacaksın, kadar. Ne zaman ki Ramazan orucu tutamayacak hale gelirsen, o zaman kefaret orucunun, kaza orucunun yerine efendim fakirlere efendim yedirirsin. Her gün için bir fitre. Kaç gün oruç tutmadı? Bir ay. Bir ay 30 gün. 30'u 16 ile çarptığımızda matematiğin kuvvetli mi? Nasıl çok, matematiğin? Çok kötü. Çok kötü. Al benden de o kadar. Vallahi çok kötü. Yalan ne söyle. Yapacağız şimdi? 16 çarpı 3, 3 kere 16 ne der? 6. 3 kere 10, 30. 30 eder. 3 kere 6, 18, etti 48. 48 eder. Ha, demek ki 48, 480 lira, 500 lira fakirlere dağıtması lazım. 500 lira. 500 lira. Çünkü 30, o 48'in şeysi de var. Küsuratı da var. Buçuk var. Buçuğu da ikiye bölsen veya ikiyle çarpsan ne der? Efendim 48'in yarısı nedir? Efendim 24. 24 lira ilave ettin mi? 504 lirayla. Evet. Hesabı kolay. 504 lira bu hanım kardeşimiz ne yapacak? Efendim oruç kefareti olarak veya oruç kazasını tutamadığı için bunu yerine getirmesi lazım. Ve illa borç altında kalır, günah olur. Evet. Diğer soru. Hocam, ölen bir kişinin ardından ağlasam yerini daraltmış olur muyum? Hayır. Ağlamak bir şefkattir. Fakat ağlamak sanatı doğru bir sanat değil. Bazı insanlar ölüsü olduğu için, ölüsü yani yakını öldüğü için günlerce, aylarca ağlıyor. Bu ağlama ölüye zerre kadar fayda temin etmiyor. Faydası yok. O zaman ne yapmak lazım? Ölüye faydası olmayan bir işten uzak durmak lazım. Dua et.
ağlayacağına Fatiha oku, ruhuna gönder kardeş. Kul huvallahu ahad oku. Kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbil nas oku. Kur'an'dan bildiklerini oku. Dua et. İstihbar et onun namına. O onun için daha hayırlı. Daha güzel. Evet. Onu yap. Peki. Hanefi mezhebinde sünnet yerine kaza namazı kılınır mı? Eğer kazalar çoksa kaza sünnetlerin yerine kılınabilir. Kazaları çok olmak şartıyla. Yani eğer azsa her gün için bir gün kaza eder. Her namazla birlikte bir namaz kaza ederse o olur. Ama kazaları çoksa şimdi bazı insanlar dünya onu terk ettiği zaman ahirete yöneliyor. Dünya ona diyor hadi yürü. Daha bize yaramıyorsun. Dünya kovuyor onu. Öyle insanlar var. Ondan sonra diyor nasıl olsa dünya beni kabul etmedi. Ben ahirete döneyim. O da iyi aslında. Yani olmamaktan iyi. Fakat iş işten geçmiş oluyor. 60'ını geçiyor. Bu adamın zimmetinde 45 sene namaz var. Nasıl edecek? Hiç olmazsa bütün kazaların yerine, bütün sünnetlerin yerine kaza kılsın. Ve vakit buldukça kaza kılsın. Boş zamanlarında kaza kılsın. Efendim ondan sonra bu işi böylece götürmeye çalışsın. Peki, ağzınıza sağlık. Kıymetli izleyenler, kısa bir araya gidiyoruz. Aranın hemen ardından sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Evet, birlikteliğimize devam ediyoruz. Kanal Urfa ekranlarında artık İslam ve Hayat programının son bölümündeyiz. Sorularınızı cevaplamaya hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Değil mi hocam? İnşallah. İnşallah. Erkek ve kadının sırayla kurban kesmesi doğru mudur? Muhterem izleyiciler, kurban kesme vecibesi varlığa bağlıdır. Erkek varlıklıysa erkek keser, kadın varlıklıysa kadın keser, her ikisi varlıklıysa her ikisi keser, her ikisinin varlığı yoksa hiçbirisi kesmez. Evet. Ayrı değil mi? Her ikisinin varlığı yoksa hiç kimse kesmez. Erkek varlıklıysa erkek keser, kadın varlıklıysa kadın keser. Her ikisi varlıklıysa? Her ikisi de keser. Her ikisi keser. Oldu mu şimdi? O benim için oldu hocam. Evet. Biliyorum. O zaman sırayla değil, parayla. Bu iş sırayla değil. Bu iş parayla. Parası olanlar kurban kesme vecibesine tabi. Kurban kesecek. Bayanın malı var, serveti var, babasından kalmış. Çalışıyor. Efendim görev yapıyor, memuriyet yapıyor, iş yapıyor, her neyse. Varlıklıdır, 80 gram altına sahiptir. O zaman kadın keser, zekat verir, efendim sadaka verir. Ama kadının altını gümüşü yok, parası serveti de yoksa, erkekte varsa erkek kendisine keser. Erkekte yoksa erkek de kesmez. Onun için bu sıraya değil, paraya bağlı. Evet, duruma bağlı. Paraya. Maddi duruma bağlı. Türkçesi paraya. Evet. Net söyleyelim. Bu iş paraya bağlı. Para kimde varsa o verir, o kurban kesecek. Yoksa zaten yapacağım bir şey yok. Peki ben anne babamın yerine kesebilir miyim? Tabii, teberru edebilirsin.
onların adına. Tamam, al baba. Bu kurbanı ben sana aldım. Gidip almam mı lazım? Tabii, sen ne yapacaksın? Ya parayı vereceksin. Para, yani parayı baba al bu kurban parasını, kendine bir kurban al kes. Anne sana bir kurban parası, babam sana kurban alsın kes. Ya da ben sana kurban alayım getireyim, sana keseriz. Evet. Olur tabii. Olur, bu jesttir bu. Bu güzelliktir bu, iyiliktir bu. Bu anne babanın rızasını almaktır bu. Cennetin kapısını açmaktır bu. Cennetin kapısı anne babadır. Cehennemin kapısı da anne babadır olur. İkisini de unutma. Nasıl dedik, ikisi fakirse kesmez, ikisi zenginse keser. Bu da böyle. Anne baba cennetin kapıları, cehennemin de aynı zamanda kapıları. Evlat anne babasına itaat ederse cennetin kapısını açar. Evlat anne babasına itaat etmezse, onları üzerse, onlara bakmazsa, onları sormazsa, onların semtine uğramazsa, o zaman ne olur? Cehennemin kapısı kendisine açılır. Artık kendisi bilir, evlat bilir. Ya cennetin kapısını açmaya vesile olacak işlerde bulunur, ya da Allah korusun cehennemin kapılarını açacak işlerde bulunur, girer, cehenneme girer veya cennete girer. Bu insanın elinde. Ya şöyle ya böyle. Keyfiye. Evet. Peki, bir diğer soru. Babam 3 yıldır yatalak. Nasıl namaz kılması lazım? Yatalak olan bir insan namaz kılar. Nasıl kılabiliyorsa. Efendim başıyla kılar, oturarak kılar, efendim yan gelerek kılar ama kılacak. Abdesti nasıl alacak? Abdest aldıran yoksa teyemmüm eder. Nereden toprağı bulacak? Duvarda bulacak. Elini duvara vuracak, ellerini, yüzünü silecek. Diğer defa duvara ellerini vuracak. Sol eliyle sağ elini mesh edecek. Sağ eliyle de sol elini mesh edecek. Ve bu bir abdest sayılıyor. Abdestin yerini tutan bir abdest bedeli. Abdestin yerine kaim bir olaydır bu. Evet. Bu şekilde ne yapacak? Abdest almış sayılacak. Ve bu insan bu abdestiyle dilediği kadar namazları kılacak. Dilediği kadar. Bir farz-ı kifar abdesti bozulmadığı sürece ne olur? Bu adam abdesti sayılır. Ve onunla dilediği kadar ibadet yapar. Peki. Eşimle sürekli sorun yaşıyorum. Kocam bana sürekli kızıyor. Eve gelince bana git kendine bul diyor. Ne bulayım? Yazmamış. Yani kendine bul yazıyor burada. Kendine bul diyor. Neyse. Ne yapmam lazım? Parantez içinde namaz kılıp dua da ediyorum demiş. Vallahi kardeşim bu evlilik şaka işi değil. Ben yalnız sana değil, ben bütün evlenen insanlara diyorum. Özellikle bayanlara diyorum. Eşinizi seçerken sağlam seçin. Anne babanın sözüyle hareket etmeyin. Anne baba sizi bu konuda hürriyetinizi, özgürlüğünüzü elinizden alma yetkisinde değildir. Anne baba çok yetkili ama eş seçiminde anne baba yetkili değil. Sorun, soruşturun, ahlakını sorun. Şimdi işte belanın büyüğü nerede? Gelen talipliğe malını soruyorlar. Servetini soruyorlar. Maaşını soruyorlar. Evi var mı soruyorlar. Arabası var mı soruyorlar. Tarlası var mı soruyorlar. Bilmem nesi var mı soruyorlar. Ne ahlakını soran var, ne dindarlığını soran var, ne İslami hayatını soran var. Allah korusun. Felaket burada. Halbuki Peygamberimiz bunları değil,
dindarlığı göz önüne almalarını söylüyor. Dindarlık ölçüsüne göre dindar olanı seçiniz diyor. Seçmezseniz eliniz toprağa yapışsın. Seçiniz diyor. E şimdi gidiyor insanlar paraya bakıyor, pura bakıyor, bilmem neye bakıyor. Kızı veriyor, adam ayar çıkıyor mu? Akşamcı çıkıyor mu? Ahlaksız çıkıyor mu? Efendim namazdan, niyazdan haberi yok. Hatta namaza küfreden adamlar var ya. Namazı, eşi namaz kılıyor diye, hanımı namaz kılıyor diye hem hanıma küfrediyor, hem namaza küfrediyor maalesef. Murted oluyor ya. Dinden çıkıyor. Ne onun nikahı kalıyor, ne onun efendim ameli kalıyor. Hepsi yakılıyor, gidiyor. Onun için kızınızı verirken onun ahlakını sorun, dindarlığını sorun. Peygamberimiz bu iki şey aleyhissalatü vesselam bu iki şey üzerinde duruyor. اِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ Kızınıza, kız kardeşinize, velisi olduğunuz kadına gelen adam, talipli olan adamda iki şey varsa ona kız verin. Serveti demiyor. Arabasını demiyor. Altını, gümüşünü sormuyor. Ahlakını ve dindarlığını. Ahlak olmazsa o insanda hayır yok. Uğur. Dindar da olsun o insanda para, yani ahlak, şey yok, değer yok. Ahlak çok önemli. Ahlak olacak. Güzel ahlak olacak. Ahlak-ı hamide olacak. Kötü ahlak olmayacak. Dolayısıyla bugünkü insanların çoğunun benim ölçüsü, tercih sebebi para, madde, mal, servet var mı? Mesele kalmamış. Yoksa isterse İmam-ı Azam olsun, kız vermezler. İsterse dünyanın en büyük alimi olsun, kız vermezler. İsterse en dindar, en ahlaklı olsun, kız vermezler ona ya. Ondan sonra da parası var diye kız veriyorlar, ondan sonra bu problemler yaşanıyor ya. Namazla alay ediyor, dinle alay ediyor, dine, imana, kitaba küfrediyor, namaza küfrediyor, murted oluyor, dinden çıkıyor. Gel bu pirincin taşına ayıkla bakayım. İmkansız gibi bir şey. Nasıl edeceksin? Yani böyle dine, imana, kitaba, İslam'a, namaza küfreden insanı insandan kaçmak lazım. Ne yapacak? Mahkemeye başvuracak. Bu adamdan boşanacak. Tek çözüm bu. Tek çözüm bu. Boşandıktan sonra Rabbul Alemin buna bir kısmet açar. Çünkü mecburiyet tahtında, mecburiyet karşılığında boşanmıştır bu kadın. İsteyerek değil, zorunlu olarak boşanmış. Böyle bir adamın bu ahlak dışı hareketlerini çekeceğine bu adamdan kurtulma yoluna bak kardeşim. Kurtul ya. Hani sonuna kadar niye bunu taşıyacaksın? Onu yakandan at ya. Yakandan düşür. Ne gereği var? Evet. Diğer soruyla devam edelim hocam. Babam 20 gün önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Bir hoca, amin. Bir hoca bize 20 gün evden çıkmayın dedi. Doğru mudur? Niye 20 gün? Niye 10 gün değil? Hele ben sorayım. Acınızı yaşayın demiştir. Benim? 20 gün acınızı yaşayın demiştir. Böyle bir şey yok. Bir insanın üzerine yas tutma gereği dinde yok. Yani 3 güne kadar. 21. yüzyılın ölüm hocası. 21. yılın ne olmuş? 21. yüzyılın ölüm acısı bile 3 gün sürüyor diye bir söz var. Bir evet. Şiirden gelen. Olsun, olsun. Yani 3 güne kadar hüzün var. Efendim üzüntü söz konusu. 3 gün.
3 günden sonra artık herkes normal hayata dönmeli. Gerek elbisesi, gerek kılık kıyafeti, gerek banyosu, gerek diğer halleri normala dönecek. Sadece bir istisnası var bu işin. Kadının kocası ölmüşse, kadın 4 ay 10 güne kadar süslenemez. Makyaj yapamaz. Sürme çekemez. Efendim fantazi elbiseler giyemez. Kadının yası 4 ay 10 gündür. Yas dediğimiz zaman karalara bürünmesi lazım geliyor değil. Veya banyo yapmaması, çamaşır yıkamaması veya üstünü başını temizlememesi değil. Evet. Bütün bu insani görevleri yapacak, hayatın gereklerini yerine getirecek, ancak boyanmayacak, makyaj kullanmayacak, sürme kullanmayacak, fantazi elbiseler giymeyecek. Normal her zamanki elbiselerini devam ettirecek. Onun dayası bu. 4 ay 10 güne kadar. Peki. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın cihazının fişi çekilirse kişi ölür denildiği durumda ne yapılmalıdır? Şimdi muhterem izleyiciler, tıbben bir insanın beyin ölümü gerçekleşirse o adam ölüdür. Kalbini suni olarak makineyle çalıştırırlarsa da bu adamın dönüşü yok. Daha çok ailesini tedirgin eder, daha çok hastaneyi işgal eder, meşgul eder, daha çok insanların hayatına zarar verir. Bu adam eğer beyin ölümü gerçekleşmişse bu adam hükmen ölmüştür. Suni cihazlarla kalbi çalıştırıyorlar ama beyin ölmüş. Beyin vücudun merkezi. Beyin geçmişse bu iş bitmiştir kardeş. Onun için beyin ölümü gerçekleşmişse bu adam hükmen ölmüştür. Hükmen ölmüştür. Peki. İzleyicimiz hemen yanına bir soru daha sıkıştırmış, onu da soralım. Ezan okunurken Kur'an-ı Kerim okuyorsak ara verip ezanı mı dinlemeliyiz yoksa Kur'an okumaya devam mı etmeliyiz? Kur'an'a o anda ara verip ezanı dinlemeye çalışın. O sünneti işleyin. Kur'an okumak da sünnet. Evet. Ezanı dinlemek de sünnet ama Kur'an-ı Kerim nasıl olsa önünüzde. Onu bir ara tatil edip ezanı dinleseniz daha çok sevap kazanırsınız ve Kur'an'ı okumaya devam ederseniz zaten ezan da bitiyor, o sünnetten mahrum kalıyorsunuz. Ama Kur'an'a ara verseniz, ezanı dinleseniz, ezan duasını okusanız sonra Kur'an'ınızı zaten önünüzde okursunuz. Onun için ezan okunduğu zaman Kur'an okuyan bir insan Kur'an'a ara vermeli ve ezan-ı Muhammediyi dinlemeli. Peki. Bir soru daha. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bu arada ben şimdi selamünaleyküm yazmışlar. Okuyorum ki onların da selamı tamam yerini bulsun yani. Buluyor tabii. Sürekli tekrar ediyormuş gibi onu oluyor. Onu söyleyeceksin. Olur kardeşim. Yani o benim üzerime kalır. Tabii ki. Her birini söylüyorum. Söyledim de siz de selamı aldınız. Bir adam istemediği biriyle aile baskısı ve benzeri nedenlerden dolayı zorla evlendirilmişse ve aile birliğini sürdüremediği için boşanma yoluna girmişse bir vebali olur mu? Bir de bu adam çocuklarını ve boşanmak üzere olduğu eşini hiç mağdur etmiyorsa boşanmasında sakınca var mı? Şimdi muhterem izleyiciler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamaları ortada. Bir kadın gelmiş demiş ya Resulallah, benim babam arzu etmediğim, sevmediğim, istemediğim
birisiyle evlendirdi. Babamın böyle bir hakkı var mı? Peygamberimiz hayır dedi. İstersen ben o nikahı bozarım. Ve sen arzu ettiğin insanla evlenirsin. Kadıncağız dedi ki ben bu işten rahatsız değilim, hoşnut değilim. Babamın yaptığından hoşnut değilim. Çünkü arzu etmediğim bir insanla benim hayatımı sürdürmeye vesile olacak bu iş. Ama madem babam yapmış, ben devam edeceğim. Yalnız burada benim amacım babaların kızlar üzerinde bir baskı kullanma yetkisi yoktur. Kız kendisi hayat arkadaşını seçmeli. Erkek de hayat arkadaşını seçmeli. Ancak İslam'ın getirdiği bir kural daha var. Kız diyelim ki birisini seçti. Fakat o seçtiği adam kendisine denk gel değilse, uygun değilse, o zaman baba o nikahı bozabiliyor. Bu yetkiyi İslam ona vermiş. Veya veli o nikahı bozabiliyor. Çünkü bunu yapmıştır, hissiyatına kapılmış, duygularına kapılmış, o andaki hissiyatlarıyla kalkmış iş yapmaya çalışıyor. Bu yanlış, bu yanlışın önüne geçilebilir. Evet. Ama kız kendisine uygun bir insanı seçmişse ne baba o nikahı bozabilir, ne bir başkası bozabilir. Hayat arkadaşını seçmiştir ve ideal olan da budur, ben sana söyleyeyim. Yani aile baskısıyla, görücü usulüyle evlilik olmamalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geldi. Dedi ya Resulullah ben bir kadınla evleneceğim. Dedi ona gidip gördün mü? Dedi yok. Dedi git gör. Görmeden iş yapma. Git gör, o da seni görsün. Eğer memnun kalırsanız evlenin, hayatınızı birleştirin. Bundan anlaşılıyor ki kadın da erkek de hoşlanmadığı bir adamla evlendirilmesi caiz değil ve iyi bir netice de getirmez. İyi bir netice de ortaya çıkarmaz. Dolayısıyla kadın da evleneceği insanı görmeli. Memnun kalırsa ondan hayatını birleştirmeli. Erkek de öyle. Görücü usulü kalmadı. Kalmamalı. Olmamalı. Her iki taraf birbirini görmeli. Ancak aile dışında, ailenin arzusu dışında evlenecekse kadın, kız, kendisine uygun olan adamı, denk olan adamı seçmezse İslam babaya yetki vermiş veya veliye yetki vermiş, bozabilir. O nikahı bozabiliyor. Bu var. Bu fark var. Evet. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyoruz. Sorular çok fazla. Yine haftaya kalacak, onu söyleyelim ama ben hızlıca sorayım yine. Hocam zamanı gelmeden fıstık ağaçlarını icara vermek doğru söyledim değil mi? İcara vermek doğru mu, caiz mi? Caiz değil. Yani oluşmadan içerisindeki o madde oluşmadan, fıstık maddesi oluşmadan icareye vermek doğru değil. Oluşacak ondan sonra. Üzüm bağı da öyle. Yani bunlar oluşmadan satılmaz. Veya icareye verilmez. Veya meyvesi satılamaz. Satılamaz. Hı. Caiz değil. Onun için mutlaka oluşması lazım. Peki. Bir soru daha. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben 3 yıl önce ailemin baskısıyla eşime telefonla 3 kere boş ol dedim, istemeyerek yaptım. Şimdi eşim hamile ve yanımda. Ne yapmam lazım? Şimdi ben de sana soruyorum.
Bu sözleri söyledikten sonra hanımınla hayatını devam ettirdin mi? Ettirdiysen müftülüklerimiz buna fetva veriyor. Müftülükler diyorlar bir yerde 3 kere yapılan talak bir talak sayılıyor. Bir boşama sayılıyor. Ve dolayısıyla ben fetva vermiyorum, yanlış düşünmeyin. Ben bu işe taraftar değilim. Ama müftülükler bu konuda fetva veriyor. Müftülüklere gidin, hangi müftülüğe giderseniz gidin, size bu konuda fetva verir. Ben vermiyorum. Benim bu konuda yetkim yok. Evet. Yetkisizim ben. Çünkü 4 mezhebe göre bu iş bitmiş. Ama bugünkü Diyanet, müftülük bu işi böyle kullanıyor. Sevap varsa da onların, günah varsa da onların. وِزْرُكَ عَلَى مَنْ اَفْتَاكَ Günah varsa sana fetva verene aittir. Kim sana fetva veriyorsa o bu konuda sorumluluklardır. Peki ağzınıza sağlık hocam. Program bitti. Canın sağ olsun. Allah nasip ederse haftaya aynı gün ve saatte bizleri muhterem izleyicilerimiz izlerse her sorularına, her gelen sorularına cevap vereceğimize burada söz veriyoruz. Peki, Mina sözü mereberi. Mereberi. Anladın mı? Anladım. Eskilerin sözü gibi. Çünkü bir kısım yeni yetmeler var. Onların sözü çok muhtemel değil. Yani ha söyledim ha söylemedim. Ha, fark etmez. Evet. Ama bizimki eskilerin sözü gibi sağlam. Kendileri sağlam olduğu gibi inşallah Allah dilerse, Allah ömür verirse, Allah imkan verirse biz bu kalan sorulara Allah'ın izniyle haftaya cevap vermeye çalışacağız. Bizi izlemeye devam ediniz. Size şimdiden hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hayırlı ameller, hayırlı hayatlar dilerim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel söylediniz. Hocam çok güzel söyledi. Ben de bir şeyler söyleyeyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sorularınız için, katılımınız için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hocamın tabiriyle inşallah diyoruz. Ve sizleri Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.